İyi akşamlar gençler. Bugün bir diğer sitemizde emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bugünkü kapanış değeri 1,78 Türk lirası. Hissede teknik değerlendirme yapmak istiyoruz. Hissenin teknik durumuna baktığımızda son günlerde görülen düşüşte 200 EMA üzerinde tutunduğunu görüyoruz. 200 EMA üzerinde tutunurken indikatörlerimiz de şu gün itibariyle yani 30 Ekim itibariyle öncü indikatörümüz yukarıya dönmüş 1,67 ağır ortalama o günkü değer. Bugün ise 1,78 aşağı yukarı yüzde 4-5'lik hareket yukarı yönlü olmuş. Önce indikatörün ilk yukarıya pozitife dönmesinden sonra daha sonra bu hareketten emin olan mavi indikatörde pazartesi itibariyle ucunu yukarıya kaldırmış 20 civarından. Kırmızı da hareketten iyice emin olursa kırmızı da yukarıya dönecektir. Bugün özellikle 9 EMA'nın üzerine hacimli atması olumlu. Çünkü 9 EMA üzerinde pozitif hareketler yani yukarı yönlü hareketler genelde 9 EMA üzerinde oluyordu. Şurada görüldüğü gibi 9 EMA altına kaydığında da hisse negatife geçmişti. Şimdi ise güncel değerle 9 EMA 1,76. Bugün 1,76 üzerine hacimli atarak pozitif durum teyit edilmiş oldu. Fakat daha orta vadeli kalıcı hareketler için PSR direncinin de kırılması iyi olur. Yukarı yönlü hareketler devam ederse 1,87 PSR direnci de kırılması beklenebilir. Hissenin günlük aracı kurum dağılımına baktığımızda evet bugün ilk 5 kuruma göre satıcılı olsa da dikkatimizi çeken Bank of America 5,7 milyon not ile alıcı, ikinci yatırım finansman, üçüncü global menkul ki bugünlerde global menkul dikkat çekiyor. Yani genelde alım yönünde olduğu hisseler güçlü duruyor. Tabi sattığı da hayır etmiyor. Ters durumda. Son 3 güne bakarsak tabloda ne gibi değişiklik var? Son 3 gün araç kurumda yani hisselerin dip dönüşü bölgesinde kimler almış satmış o dip bölgede onu görmek için son 3 güne bakıyoruz. Evet, son 3 güne baktığımızda şimdi BGC de geldi. 5,7 milyon Bank of America 4,9 milyon BGC Partners. İlk 5 kurum satıcılı olsa da yabancı kurumların alımda olması trend dönüşünde etkili olduğunu düşündürüyor. Takas durumuna baktığımızda bu kapsamda yani takasa genelde hissenin dip dönüş bölgesinde ve yukarı direnç seviyelerinde dönerken bakmak daha mantıklı olur. Evet, takasa baktığımızda günlük takasta 13,3 milyon satıcıya karşılık 15,6 milyon alıcı var. Ve bu alıcıların içinde emeklilik fonları ile Citibank yabancı en önde gelen iki kurum. Haftalık takasa baktığımızda 31 milyona 34 milyon lot ile alıcılar yine güçlü. Bu demektir ki hissenin 200 EMA üzerinde tutunduğu dip bölgede alıcılar ilk 5 kurumdaki alıcılar daha güçlü hisse almışlar. Emeklilik fonları var. Burada ilk sırada. Toplam takasta
%60 ilk 5 kurumda. Bu biraz daha yüksek olursa tabii ki daha iyi olur. Hissenin stop loss seviyesi olarak 1.70'i alabiliriz. Yani 200 EMA 1.70 stop loss seviyesi olarak alınabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise şu bölgedeki dip ve tepeye göre Fibonacci çalışması yaparsak, evet, bu sonradan görülen düşüş bölgesini onu geçici olarak düşünüyoruz. Onun için o bölgedeki dibi almadım. Evet. Şurası tam oturmuş. Evet, şimdi tamam diyebiliriz. 1.87 PSR direnci üzerindeki hareketlerde kısa vadeli zirve değeri olan 2 lira ilk direnç seviyesi olarak görülebilir. 2 lira üzerinde ise 2.18, 2.46 ve 2.91 orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olur. 2.18, 2.46 ve 2.91 Fibonacci 9 direnç seviyesi. Bu 2.91 Fibonacci 9 seviyesini eğer şu bölgede yani 200 günlük ortalamanın üzerine ilk atıldığı bölgeden sonra oluşan yükselen trende dikkat edersek bu trendin aynı zamanda kanal direnç hedefi olduğu görülür. Yani şöyle birinci hareket ikinci hareketin direnç hedefi. Bunu eğer trend çizecek olsaydık şu şekilde kabaca çizilebilir. Evet aşağı yukarı bizim Fibonacci seviyesi ile bu hissenin orta vadeli yükselen kanal direnç hedefleri de uyumlu. Bu Fibonacci 9 ile çakışma süresi zamansal kaymaya göre yani hissenin zamansal hareketine göre değişebilir. Hissenin temel verilerine bakacak olursak bir önceki grafikte yabancı durumunu söylemeyi unuttuk. Evet gençler, şurada bakarsak yabancı satışlarının şu bölgede dip oluşturduğunu ve buradan yavaştan toparlanma işareti verdiğini görüyoruz. Yani belirgin bir dönüş olmasa da en azından düşüş durmuş ve şu tepeden sonra küçük bir son günlerde toparlanma var. Evet, temel verilerimizin olduğu grafiğe bakarsak hisse FK olarak daha önce 18'di FK'ları görmüş. Şimdi ise 10 küsür FK'larda 10.40 fiyat kazanç oranında. Piyasa defter değeri de 0.48. Yani kısmen hisse ucuz fiyatlanıyor diyebiliriz.
Daha önce 1.30'lu seviyelerden gelmiş bu piyasa değer defter değeri. Şu an 1.30'lardan 0.48'lerde seyrediyor. Yani yatırımcıların bunu şöyle yorumlayabiliriz. Yatırımcıların hisseye gereken ilgiyi göstermediğini, eğer gereken ilgi gösterilirse bu değer 0.48'lerden en azından 1'lere doğru gitmeli. Yani defter değeriyle piyasanın verdiği değer birbirine denk olmalıdır. Daha iyi koşullarda, yani yatırımcının rağbeti arttığında defter değerinin üzerinde, yani 1'in üzerinde fiyatlanması gerekir. Piyasa değeri defter değerinin. Evet, piyasa değeri de daha önce 12 milyar civarındayken güncel olarak bu değer piyasa değeri, yani 6.7 milyar civarında, yani %80-90 tarihi piyasa değerine göre aşağıda fiyatlanıyor hisse. Evet, emlak konut için şimdilik diyeceklerimiz bu kadar gençler. İyi akşamlar.